Piliç Topkapı en güzel kim yapmış bulalım mı? Piliçlerini dövdüler biliyorsunuz, incelttiler ki sarabilsinler. İlk tadılan tabak bence bir tık kalın. Yani şöyle bakıldığında bence bir tık kalın, daha kenarlara doğru dövülmeliydi. Lezzetli mi? Lezzetli. Kızarması falan da gayet güzel olmuş. İç pilavı fena değil. Yani böyle çok lapa da değil, çok tane tane de değil ama lezzetli, güzel pişmiş bir pilav var önümde. Fena değil bu tabak bence. İkinci tabağımız. O kadar güzel inceltmiş ki sanki böyle kasapta çalışmış bu gelinimiz. Ya da babası çok iyi anlıyor ya da annesi. Çok güzel kağıt gibi eşit inceltilmiş. Gördüğünüz gibi çok iyi kızartılmış. Bence birin iç pilavı buna göre daha güzeldi. Bu da güzel ama böyle bir tık dirilik var, çok az ama böyle tıkırlık var. Yani birin pilavı daha lezzetli ve daha olmuştu. Ama bunun tavuğu ve bütünleşmesi çok daha iyi birden. Üçüncü tabağımız. Daha zaten kapağımı açtığım anda anladım. Çok çiğ kalmış bu tavuk. Yani şöyle şuralarından da belli oluyor. Çok kalın. Şöyle o birdeki gibi kalın. Özellikle şu yanlara doğru hiç inceltmemiş. Zaten yani böyle kalça, tavuk kalçanın bir kendine has lezzeti vardır. Yağlı bir tavuktur. Aslında avantajlıdır. Ama maalesef avantajını kullanamamış bu gelinimiz. İyi açamamış. İyi açamadığı için iyi dolduramamış. Pirinçler içinde fazla sıkışmış. Yok olmamış. Bir tavuk tavuk kokuyor. Olmamış. Son tabağım. Bu gelinimiz tavuğunu yani en iyi demeyeyim de şu ikinin de incelmişti. İnceltme olarak ikinci en iyi inceltenlerden. En güzel kızartan bu olmuş. Böyle tavuk çevirmeler olur ya, böyle ağzımızın suyu akar bakarken. Kapağı açtığım anda çok güzel, kaliteli böyle güzel bir koku geldi. Onu çok sevdim. İç pilavını o kadar ölüp bitmedim ama tavuğu ve yemeğin bütünleşmesi bence bayağı başarılı. Çok iyi kızartılmış bir kere. Tebrik ediyorum. Bence tabaklar fena değil. Bir tane hiç olmamış tabağımız var. Ona da geleceğiz. Haftanın tam ortası. Bakalım ne yapsak ne yapsak. Şu birinci tabağa 3 verelim. Pilavı da tavuğu da ortalamaydı. İkinci tabak birden kesinlikle çok daha iyiydi. Bir kere o dövülmeye verilir bu puan. 4 puan alsın. Üçüncü tabak en zayıf halka. 1 puan ve günün yıldızı. Hakikaten yıldızı. Yıldızlı beşi kaptı. Haydi hayırlı uğurlu olsun herkes için. Açmaya başlayalım. Tam haftanın ortası gibi 1 puan, 3 puan kimin oldu bakalım. Üç puanın sahibi gelinimiz Seda. Tebrik ediyorum Seda'yı. Şu anda şöyle bir kere daha baktım. Pirinci en hani böyle tane tane duran bu. Ama bir tık tıkırlık olan da bu. Ama tavuğu çok aşırı iyiydi. Bakalım bu kim? 4 puan. İkinci en yüksek puan kimin oluyor? Damla. Damlacığım son anda belli ki toparlamış. Kayınvalidesini görünce 4'ü de kapmış. Ve günün yıldızını bulalım. Günün yıldızı Zeynep mi, Arife mi? Hazır olun. Zeynep. Vallahi bakıyorum, bakıyorum şöyle yan yana.
çek Muru. Bakar mısınız? Yani pilavı bile bembeyaz kalmış, tavuğu o kadar kalın ki bilemiyorum ama bugün Arife'nin işi zor gibi geldi bana. İşte bu da Arifeciğim. Arife'yi zor bir gün bekliyor. Şekerim, çayınızı, kahvenizi yanınıza alın. Keyfinize bakın. Çünkü sıra kayınvalidelerde. Yarışmaya geldim. Hayatım değişti. Tam. Oo! Bilezikler için kolumda, çeyrekler için yakamda yer kalmadı. Tuğba'ya gönderdim. 20 bileziği koluma taktım. Devam anneciğim, devam. Yarışmadan kazandığım çeyreklerde cabası. Kendinize güvenin. Ben öyle yaptım. Aleyna! Altınları koluma, çeyrekleri yakama taktım. Hem tarihe geçtim, hem şampiyon oldum. Yeşil! Yüzün üzerinde bilezik kazandım. Çeyreklerin sayısını unuttum. Kendine güvenen gelinler. Siz de hemen başvurun. Benim gibi altınların sahibi olun. Siz de benim gibi efsane olmak istiyorsanız hemen başvurun. Çok güzelmiş.